Merhabalar. Bulanık mantık ve yapay sinir ağlarına giriş dersinin 5. dersimizde. Bulanık mantık sistem tabanlı genel diyagram nedir? Bunu göreceğiz. Bulanık mantık sistem tabanlı diyagram deyince şu karşıda görmüş olduğumuz diyagramı bilmemiz gerekiyor öncelikle. Bulanık mantıkta bizim belli bir girişlerimiz vardı ve bu girişlerden belli çıkışlar elde ediliyordu. Bu girişlerden bu çıkışlar elde edilirken belli yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemler bulanıklaştırma, bulanık sonuç çıkarma ve bererek yöntemleri. Bu yöntemler görüldüğü gibi sırasıyla işlemi konulmuştur. Peki bunların tanımını yapacak olursak bulanıklaştırma nedir? Bulanık sonuç çıkarma nedir? Ve bererek nedir? Bunları görelim. Bulanıklaştırma dediğimiz şey gelişer değerlerin dilsel değerlere dönüştürülmesine bulanıklaştırma denir. Bu amaçla bulanık kümeler ve onların üyelik fonksiyonları kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi üyelik fonksiyonlarının kullanıldığını burada belirtmişiz zaten. Bulanık sonuç çıkarma. Bulanık kural tabanı kullanılarak oluşturulan bulanık kurallar sonucunda gerçekleştirilir. Kural tabanı, bulanık tabanlı sistemlerin davranışlarını belirleyen bulanık mantık kurallarını içerir. Genelde uzman bir kişinin sisteme ait bilgi ve tecrübesiyle oluşur bunlar. Bulanık kurallarımız vardı. İlerleyen derslerle alakalı bir bilginiz yoksa bizim bulanık kurallarımız vardı. Bunlar mesela şu şekildeydi. Hava çok soğuk ve nem oranı azsa veya normalse klimayı çalıştır. Hava çok sıcak, nem oranı çok yüksek ise pervaneyi çalıştır gibi, yani soğutucuyu çalıştır gibi talimatlar verilebilir. Bunlar bizim bulanık kurallarımızı oluşturulur. Bir de berraklaştırma var. Berraklaştırma ise bulanık çıkarım sonucu elde edilen bulanık sonucun gerçek değere dönüştürülmesi işlemine bererekleştirme denir. Bazı kavramlarımız var. Alan merkezi metodu. Buna COA diye isimlendiriyoruz bunu. Bunu bulmanın bir formülü vardı. Bunu da göreceğiz. MOM dediğimiz şey maksimumların ortalaması. SOM dediğimiz şey ise maksimumların en küçüğü. LOM dediğimiz ise maksimumların en büyüğü. Bunları zaten soru çözdükçe çok iyi anlayacağız. Şurada bir bulanıklaştırma, burada bir birleştirilmiş bir sorunun en son aşaması var. Bunlar ise soru içerisinde bize sorulanlar. Bunu buraya niye koyduk? Bir soruya geçmeden önce, yani COA, MOM, SOM, LOM nedir? Bunun üstünde göstereceğiz. Bu birleştirilmiş bir sonuç. Burada yaklaşık 4 tane kuralımız var. Bu 4 kuralın birleştirilmesiyle elde edilen sonucumuz. İlk öncelikle KOA'nın ne olduğunu söyleyeyim. Ya da basitleri önce söyleyeyim. MOM dediğimiz şey maksimumların ortalamasıydı. Maksimum nedir burada? 0,6. 0,6, 1, 2, 3. Şuradaki değerlerin hepsi maksimum oluyor. Ama maksimumların en büyüğü dediği zaman mesela şurası. Maksimumların en küçüğü dediği zaman şurası. En sondaki nokta. Maksimumların ortası dediyse ortadaki nokta. O zaman bunlar ne olur sırasıyla? Maksimumların en büyüğü şu en baştaki nokta 800 ile denk gelecektir. Maksimumların ortası tam ortasındaki nokta. Ona en küçüğü bulduktan sonra karar verelim. En küçüğümüz ise 600 ile denk geliyor. 600 ile 800'ün ortası 700'dür. MOM'u 700, SOM'u 600, LOM'u 800 olarak bulmuş olduk. Bir section dediğimiz şey ise tüm alanın yarısıdır. Tüm alanın yarısı normalde şurası gibi gözüküyor. 100 ile 1000 arasına baktığımız zaman arada 900 sayı vardır. 900 yani 100 eksi 1000, pardon 1000 eksi 100'den 900 buluruz. Ortası 450 Y falan denk geliyor işte. 450 artı 100'den 550. Tam ortası şu alt tabanın tam ortası 550'ye şuraya denk gelir.
Ama şurada daha büyük bir alan olduğu için ortası biraz kayacaktır. 610 veya 600'e doğru denk gelecek, kayma olacaktır. Bunu da 610 olarak yuvarlak bir hesap aldık. Bunun da çok önemi yok. Tam ortasının neresi olduğunun alan hesabıyla daha bir section'ı net olarak bulabiliriz ama biz ortalama bir diye değer yazdık buraya. ROA dediğimiz şey biraz daha bunlara göre bulunması daha zor. Tüm alanların orta noktalarını bulup daha sonra yükseklikleriyle çarpıyoruz. Burada ne demiştik? Bizim 4 tane kuralımız vardı yaklaşık. 4 kuralın birleşmesiyle 4 kural iç içe yazıldığında birinci kuralımız mesela 100 ile 500 arasını kaplayan bir yamuktu. Bunun tam ortası 300'e denk gelecektir. 300 çarpı yükseklik 0,2 çarpı 300'den bunun birinci kural için paydaki kısım olur. Artı 500 çarpı 0,2 yine ikinci kural için 500'e çarpmışız. 300 ile 700 arasında bunun tam ortası ise 500 olacaktır. Yüksekliği 0,2 olduğu için 0,2 çarpı 500 artı üçüncü kuralımıza bakmamız gerekiyor. Üçüncü kuralımız nerede? O da burada bir yerde. 500'den başlayıp 1000 de bitiyor. Tam ortası 750'dir. 750 yüksekliği de 0,4 olduğu için 750 çarpı 0,4 artı son kuralımız ise yine 500'e başlayıp 1000'de bitiyor ve yüksekliği 0,6 750 çarpı 0,6. Buradaki değerlerin çarpma işlemleri yapılıp toplandıktan sonra bölü yapıyoruz. Daha sonra toplam yükseklikleri alıyoruz. Birinci kural için 0,2 artı ikinci kural için 0,2 ile artı 0,4 artı 0,6 şeklinde. Buradan da hesap makinesiyle hesapladığımız zaman COA'yı bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.